Soru size bırakalım. Günaydın, iyi bir hafta diliyorum öncelikle sizlere ve izleyicilerimize. Şimdi Ankara, evet enflasyonu bekliyor. Enflasyonu beklediği kadar aslında memurların beklediği bir karar vardı biliyorsunuz. Memur ve memur emeklilerinin yaklaşık 6,5 milyon kişiye karşılık geliyor bu. Doğrudan etkilenen 6,5 milyon. Dolaylı bu 20 milyonun da geçtiği hesaplanıyor. 2024-2025 yıllarındaki ücret artışlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu çok merak ediyordu memurlar. Biliyorsunuz yani artış oranları belli. Geçtiğimiz hafta içerisinde anlaşma sağlanamayınca konu hakem heyetine gitti. Kamu görevlileri hakem heyetine gitti ve kamu görevlileri hakem heyeti de hükümetin son önerisini değiştirmeden kabul etti ve böylece memurlar 2024-2025 yılı ücret artışları belli oldu. Şimdi toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı aslında Ağustos ayının başından bu yana sürekli memur sendikaları bir konu üzerinde durdular. Tamam ücret artışları vesaire devam ediyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor ama birtakım mali ve sosyal haklarla ilgili de çok sayıda taleplerimiz var ki bunlar 900'ün üzerinde maddede oldu söyleniyordu. Bu bunlar tabii ki yetkili sendika memur sen yanı sıra kamu sen ve keskinde kamu emekçiler sendikası da masada yer alıyordu ama ana yetkili sendika en çok üye sahip olduğu için memur sende. Şimdi bunlar işin şu ana kadarki background. I. Gelelim hakem heyetinin kararına. Şimdi hakem heyetinin kararı ve bir tane tebliğ resmi gazetede hafta sonu yayınlandı. 85 sayfalık bir karardı bu. Şimdi bunun içerisinde kabul edilen metinler ve kabul edilmeyen talepler yer alıyordu. Bizim incelediğimiz konu kabul edilen kısmı. Ücret artışlarını bir tarafa bırakıyoruz, diğer sosyal haklara geçiyoruz. Şimdi memurlar çok sayıda talepleri vardı. Öncelikli olarak emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, yiyecek yardımının artırılması gibi bir takım unsurlar ve ayrıca ikramiyelerin de toplu sözleşme ikramiyeleri şu anda sembolik bir miktarda bunların da artırılması yönünde çok sayıda talepleri vardı ama gelinen noktada o kadar ilginç ki 62 madde kabul edildi toplam bu 62 madde içerisinde örneğin şunu söylüyor bir yiyecek yardımıyla ilgili yiyecek yardımının artırılması konusunda 2024 yılı içerisinde çalışmalar sürdürülecektir gibi bir ifade var. Bu bir e, notlarıma bakıyorum. 58. maddede. Fakat 43. madde, e, bu resmi gazetede yayınlanan 43. maddeye baktığımızda ara başlık helal gıda. Helal gıda başlığı altında baktığımızda ise helal gıda konusunda biliyorsunuz Türkiye bu konuda bir takım özellikle İslam coğrafyasına daha yüksek miktarda ihracat yapabilmek için gıda ihracatını artırabilmek için helal gıdanın altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Turkak bu konuda akreditasyon aldı ve alt akreditasyonların aşamasındayız şu anda ve çok sayıda firmanın da akreditasyon aldığını biliyoruz. Bunun bir teknik birkaç altyapıda tamamlandıktan sonra artık helal gıda sertifikaları hali hazırda alan firmalar var ama e, Türkiye genelinde yayınla yaygınlaşmış olacak ve memurlara şunu deniyor. Helal gıda altyapısı tamamlandıktan sonra e, memurlara yönelik yemek çıkan yerlerde, yemekhanelerde helal gıdanın kullanılmasına özen gösterecektir. Oradaki ifadesi ise ihtimam e, gösterilecektir diye ilginç bir ifade yer aldı. Hani e, Tabii ki e, memur e, arkadaşlarımızla da e, konuştuğumuzda, yani yiyecek yardımını arttıramadık ama size helal gıda verelim diyor hükümet bize şeklinde e, ciddi anlamda serzenişleri var. Aslında e, memur senin tüm sendikaların özellikle keskin, kamu senin ve memur senin e, hükümetin bu talepleri kabul etmemesine evet. yönelik karşı oyları var. Ve onlara yönelik de ciddi itirazları var. Şu ana kadar bütün e, toplu sözleşme görüşmelerinde en azından Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi evet. kadar bir artış önerildiğini fakat bunda enflasyon hedefinin bile çok altında bir artış olduğunu belirterek bu toplu sözleşmede varılan sonucun kabul edilmediğini belirtiyorlar. Ama tabii ki ne kadar sendikalara kabul etmesi de hakem heyetinin kararı geçerli ve buna itiraz edilemiyor. Bu helal gıda meselesi ilginç olmuş. Ama bir şey daha sormak istiyorum ben Hüseyin Gökçe'ye. Şimdi Hüseyin bu senin bir haberin var. Biraz önce biz de Baymak'la sürdürülebilirlik sözlüğünde bu enerji muhasebesini konuşuyorduk. Sürdürülebilir ulaşım projelerine destek anlamında bir hareketlilik haftası, Avrupa Hareketlilik Haftası geliyor. Ne zaman olacak bu? Bu 10 Eylül'de başlayacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin finanse ettiği bir yapı. Aslında Avrupa tüm Avrupa'da eş zamanlı olarak başlayacak ve 3000 civarında kent ya da kasaba bu idari örgütlenme katılacak. Burada temel konu sürdürülebilir bir ulaşım metodları uygulanması. Yani sürdürülebilir ulaşım kastı insanların bireysel araçları yerine işte daha çok toplu ulaşımı veya temiz enerji kaynaklarını kullanan Hatta hiç enerji kullanmayan bisiklet gibi e, enerji ya da işte fosil yakıtlı enerji kullanmayan ulaşım araçlarına yönlenmesi konusunda e, ciddi anlamda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir e, çalışma başlatıldı. Ama tabii ki e, ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın e, bu konuda Avrupa Birliği ile finansman e, a, görüşmeleri de devam ediyor. Şu anda 10 tane büyük şehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım altyapı projesi hazırlamış durumda. Bu projeyi hazırlayan belediyeler ve Avrupa'dan hem hibe hem de çok daha uygun koşullarda finansman sağlama e, taahhüdü var. Finansman sağlama imkanı var ilgili genel müdür Burak Aykan Bey'le de cuma günü bir sohbet etmiştik. Bundan da detayları dinledik. Yani burada hep şöyle bir anlayış vardı. Yani iktidar ve muhalefete ait belediyeler konusunda da bir ayrım olmadığını gördük. Ben özellikle sordum bu soruyu. Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin yanı sıra iktidar partisinin elinde bulunan e, illerin de büyükşehir belediyeleri buna katılıyor. Kahramanmaraş için bu konuda özellikle e, özel bir proje hazırlanıyor çünkü Kahramanmaraş sürdürülebilir kentsel ulaşım projesine e, deprem öncesi başvurmuştu fakat deprem felaketiyle birlikte kentin tabii ki yolları bile kalmadı. Ulaşımla ilgili yeni bir argümanlar ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın projesi de bu konuda revize edilecek ve e, bu kentlere Avrupa Birliği'nden hem ciddi miktarda hibe